Alo. Nasılsın? İyiyim abicim, sen nasılsın? Allah razı olsun kardeşim. Babam yaşıyor mu? Rahmetli oldu, 2 sene oldu abi. Allah rahmet eylesin. Bak sana bir sürprizim var. Baban. Telefon hattımızda kim varmış biliyor musun? Zekiye hala. Hala nasılsın? İyiyim oğlum, sen nasılsın? Allah razı olsun hala. Baban olsun hala. Ben bu günleri çok aradım oğlum. Çok çok aradım. Hadi Allah gelin bekliyorum o zaman. Kucaklayın, alın götürün, misafir edin evinize. Babasını ararken 10 kardeşinin daha olduğunu öğrenen Erdal Akın, abi Serdal'la birlikte gelmişti bu defa. Daha fazla bekletmedi iki kardeşi Müge Anlı. İlk Zekiye halaları göründü kapıdan. Küçük delikanlılar ne olmuş? Yavrularım. Allah'ım bugün ne varmış? Gezilerdi. Zekiye hala. Efendim. Ya bir şey söyleyeceğim. Babalarını beklemişler. Niye geri gelmedi babaları? Maraş'ta da çocuklar vardı. Büyük oğlu var Mehmet işte. Düğünleri olacaktı. Hala dedi. Kardeşlerimizi dedi. Bulsak dedi. Kardeşim dedi ki ne? Bir kurulu düzenleri var onların dedi. Hiç kurulu düzenlerini bozmak dedi. Yani istediğiniz aslında. Çok bunlar... istedik, çok. Babası da istedi ama. Görmek nasip olmadı. Görmek nasip olmadı. İki çocuğu oldu sonradan. İşte kardeşimin birinin adı Erdal, birinin adı Serdal. Bunlar benim Diyarbakır'daki oğlum derdi. Müge Anlı stüdyosunda sıra dışı bir olay daha yaşanıyordu. Erdal ve Serdal kardeşler aynı babadan kendileriyle aynı isme sahip kardeşleriyle tanışıyorlardı. Önce isterseniz Serdar'ı alalım. Serdar Bey bir adaşı olan aynı zamanda kardeşiyle tanışsın. Erdal'cığım. Bak bu da senin babanın sizden ayrı kaldığı zamanda yine senin ismini verdiği, seni yaşatmak istediği diğer kardeşin. Sırada ablaları vardı. 40 yıl sonra ilk kez buluşuyorlardı. Burada ablanız. Üzülmek kısmet neymiş. Sürprizler bitmiyordu. Diğer kardeşler de abilerinin kendilerini aradığını öğrenince koşup gelmişlerdi. Zaten görür görmez direkt babamın gençliği ve Hüseyin kardeşime çok benziyor. Ama Serdar'ı da görünce babamın gençliği, saç falan. Aynen. Aynen babam. Ama anladığım kadarıyla babanız sizden bunu saklamadığı için hiç saklamadı. Siz hep kardeşleriniz olduğunu bilmişsiniz. Biliyoruz, evet. Ve o sevgiyle büyümüşsünüz. Yani evet. Bir yerde kardeşimiz orada var demişsiniz. Orada iki kardeşimizin olduğunu biliyorduk. Her zaman biliyorduk şunları yani. Şunları hiç dövdürmezdi. Kimseye el vurdu. Bu ikisi bunların ismi. Babam hep bunlara özlem duyduğu için bunların ismini koydu. Bunların sevgisi başkaydı yanında. Allah bugünlerde gösterdi. Ne kadar geç olsa da. Hamdolsun çok şükür Allah. Ömrümün kalanı benimle artık yeter. İnşallah. Allah'a şükür. Hep beraber. Aynen. Aramızda hoş geldin. Halalar, ablalar, kardeşler, yeğenler, kuzenler derken Müge Anlı stüdyosunda mucize bir kez daha gerçeğe dönüşüyordu. Sırada artık aile fotoğrafı vardı. Bu defa objektifin karşısına geniş bir aile geçti. Erdal, bu buluşmanın mimarı sensin. Seni tebrik ediyorum. İyi ki geldin. Babasını bulmak için çıktığı yolda kardeşlerine ve akrabalarına kavuşan Erdal Akın, yayınımızın ardından abiyle beraber ilk defa diğer aile üyeleriyle aynı evde bir aradaydı. İnsan 13 kardeş bir seferde olursa insan ne hisseder? Sanki 30 senedir beraber gibiyiz. Paranın alabileceği şeyler vardır, alamayacağı şeyler vardır. Bu parayla alınacak bir şey değil. Özellikle gene babamıza teşekkür ediyoruz. Yani bizi unutmadığı için isimlerimizi bıraktığı için kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Rabbime şükürler olsun bunca yıl sonra bunları yaşadık. Ben yani yıllarca taşıdım.
taşıdığım ismin sahibini bulmak kadar güzel bir şey yok yani. Ben bunu 22 yıl taşıdım. Bugün görmek çok huzur ve mutluluk verdi. 40 yıl sonra bu kadar insanı bir araya getirmek herkese nasip olmuyor tabii ki. Siz gerçekten harika insanlarsınız. Müge Hanım'a gerçekten binlerce defa teşekkür ediyoruz. Kardeşim benim, iyi ki gelmiş. Sülalemiz kalabalıklaştı. Ne mutlu bize. Biz zaten abilerimizin olduğunu bilerek yaşadık bu yaşa kadar. Şimdi de bu duyguyu tekrardan bize büyük bir şekilde yaşattı. Müge Hanım'a Allah razı olsun. Allah'ım bir daha bize böyle bir şeyler yaşatmasın. Bundan sonra hep bir kemik olup kan olup birbirimize sarılacağız. Yıllarca bu anı bekleyen halanın gözyaşları bu defa mutluluktan akıyordu. Çok çok mutluyum. Rüyamda görsem hayal edemem. Bu tabloya o kadar seviniyorum. O kadar sabahtan beri yüzlerini değineyim. Allah'ın bugünü varmış. Bugünü bize sen yaşattın oğlum. Üzülme, üzülme. Müge Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Selamlarımızı söyle kızım. Allah mutlu etsin onu da yuvasında çocuğuyla. Görevlerinde başarılı etsin, seten başarılı, fazlasıyla başarılığını daim etsin inşallah. Değil mi? Şahile tablasına bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Allah mutluluklarını daim etsin. Sizin de aradığınız yakınlarınız varsa aramak için geç kalmayın. Keşke bu tabloda tabii babaları da olsaydı ama evet. 2 yıllık bir maalesef. Allah rahmet eylesin. Şey, arkayı evet. Versene. Şuraya bak kaç kişiler. Ben dedim masalara sığmayacaklar. Neyse daha çocuklar da var.